Rektörüm, saygıdeğer konuğumuz, değerli hocalarımız ve öğrencilerimiz, Hayata Atılım Konferansları kapsamında gerçekleştirdiğimiz konferans dizisinin bugünkü konu Sayın İnci Aral. Sayın Rektörüm bir açılış konuşması yapacak ama öncesinde konuğumuzun özgeçmişini çok kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Mutlaka sizin de bilginiz vardır ama Sayın İnci Aral Denizli doğumlu kendisi. Manisa Kız İlköğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünü bitirdi. 1976 yılından beri yazıyor. Dergilerde yayınlanan ilk öyküleriyle edebiyat dünyasına girdi. Eserlerinde bireylerin ekonomik, kültürel, olgu ve değişimlerin etkisiyle biçimlenen ruh hallerini, toplumsal savrulma ve çözülmeleri, kadın-erkek sorunlarını, iletişimsizliği, aşkın imkansızlığını anlatıyor ve sancılı varoluş durumlarını irdeliyor. Öykü ve romanları Fransa, Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde yayınlandı. Bu eserlerin isimlerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Ağda Zamanı 1979 yılında yazılmış bir öykü. 1980 Akademi Kitabevi öykü ödülünü aldı. Kıran Resimleri 83 yılında yine yazılmış bir öykü. Nevzat Üstün ödülünü aldı. Uykusuzlar 84 yılında öykü. Sevginin Eşsiz Kışı 86 yılında yazılmış bir öykü. Ölü Erkek Kuşlar 1991 yılında yazılmış bir roman. 1992 Yunus Nadi Roman Ödülünü aldı. Yeni Yalan Zamanlar Yeşil 1994 yılında yazılmış bir roman. Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm 97 yılında yazılan bir roman yine. İçimden Kuşlar Göçüyor 98 yılında yazılmış bir anı roman. Gölgede 40 Derece 2000 yılında yazılmış bir öykü. 2001 Yunus Nadi Öykü Ödülünü aldı. Mor 2003 yılında yazılan bir roman. 2004 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı aldı. Anlar, İzler, Tutkular 2003 yılında yazılmış bir deneme. Taş ve Ten 2005 roman. Ruhumu Öpmeyi Unuttun 2006 yılında yazılmış bir öykü. Safran Sarı 2007 yılında yazılan bir roman. Unutmak 2008 yılında bir anı söyleşi. Toplu Öyküler, Sadakat, Şarkını Söylediğin Zaman, Yazma Büyüsü ile de devam eden bir liste var elimde. Birçoğunuz, pek çoğunu okudu diye düşünüyorum ben. Ya da bundan sonraki günlerde okuyacağız sanıyorum, heyecanla okuyacağız. Konuşmaya, ben konuğumuza hoş geldiniz diyorum. Konuşmasını yapmak üzere Sayın Rektörümü kürsüye davet ediyorum. Çok değerli konuğumuz Sayın İnci Aral, sayın konuklar aramızda, dışarıdan gelen konuklar da olabilir. Çok değerli konuklar, üniversitemizin değerli mensupları ve tabii üniversitemizin sevgili öğrencileri. Hayata Atılım programının 2014-15 öğretim yılındaki ilk konferansı bu konferans. Bu konferanslar dizisini biz 4 yıldır sürdürüyoruz. Bilmiyorum daha önce duyan oldum mu? Çoğumuz herhalde bu sene başladığımız üniversitemize. Onlar için de ben tekrar üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Ve tabii şey var, yani belki sonunda unutabilirim, şimdiden söyleyeyim. Sınavlarınızda başarılar diliyorum ve hemen yeni yılda geliyor. Hepinizin yeni yılını kutluyorum ben hemen konuşmamın başında. Evet, onu söyledim ben. Dediğim gibi bu 4. yılımız bu Hayata Atılım programı için. Bu program hakkında çok kısaca bilgi vereceğim aslında. Ben size hani nedir bu program, niye böyle bir şey yaptık, niye sizler buradasınız? Bunu söyleyeceğim ama tabii daha çok ben İnci Hanım'a şey yapmak istiyorum. Zaman ayrılsın istiyorum. Şimdi bizim amacımız şu, bu Hayata Atılım programında. Biz öğrencilerimizin dünyayı doğru anlamalarını kolaylaştırmak ve geleceklerini daha iyi yönlendirmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu Hayata Atılım programını 4 yıldır yapıyoruz. Yani nedir bu şey,
hangi alanda katkılar getirebiliriz? Biz öğrencilerimizin ekonomi, politika, sanat, edebiyat, iletişim, kültür ve iş dünyası gibi yaşamın hemen her alanında bir dünya görüşü oluşturmalarını ve düşünce dünyalarını zenginleştirmelerini hedeflediğimiz bu programı biz 3 ana tema üzerinde çerçevelendirdik. Nedir bu temalar? Bunlardan bir tanesi dünyayı okumak, bir diğeri güzel yaşamak, üçüncüsü ise başarılı olmak. Ki bugünkü temamız bizim İnci Hanım sizlerle başarılı olmak üzerinde sohbet edecek, konuşacak. Böylece ülkemizde ve dünyada büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde öğrencilerimize hayatları boyunca yararlanabilecekleri farklı bakış açıları kazandırmak istiyoruz. Yüksek öğrenimin mesleki yeterlilik kazandırma ve bireysel gelişim odaklı taraflarını tamamlamak amacıyla ki mesleki eğitiminizi, siz ŞEDAL yeterliliğinizi fakültelerinize geçtiğiniz zaman alacaksınız. Bu arada tabii bireysel gelişim de çok önemli ve bunu tamamlamak amacıyla biz bu programı 2014-15 akademik yılındaki konusunu biraz önce söylediğim gibi başarılı olmak olarak belirledik. Bu amaç doğrultusunda ülkemizin her biri kendi alanında kıymet taşıyan ve öğrencilerimiz için bilgi, deneyim ve fikirleriyle birer kanaat önderi olabilecek değerli isimlerini davet ettiğimiz bu programın bu yılki ilk konuğu çok değerli yazar İnci Aral hanımefendi. Geleceğinize yön verirken siz değerli öğrencilerimize ilham kaynağı vereceğinden emin olduğumuz bu konferansa davetimizi kabul ederek bizleri onurlandıran Sayın İnci Aral'a teşekkürlerimi sunuyor. Ve kendisini mikrofona davet edeceğim ama önce bir şey söyleyeceğim. Ben de internette biraz İnci Hanım'la ilgili bilgi topladım. Şu tür şeyler var, yorumlar. Ödüllere doymuş bir yazar deniyor İnci Hanım için. Ama ben bunu çok da doğru bir tespit olarak şey yapmıyorum. İnsanlar herhalde ödüllere doymaz diye düşünüyorum ben. İşte Meral Hanım onlardan bir kısmını söyledi. İşte Yunus Nadi ödülü almış Sayın Aral. Oradan Kemal Roman Armağan'ını almış. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Bilmiyorum İnci Hanım onu şey yapacak mı? Şöyle bir ifadesi var size atfen şeydeki, internetteki bir şeyden. Hiçbir şeyden yazmaktan duyduğum heyecanı ve zevki duyamıyorum artık diyorsunuz. Yani yazmak bu kadar zevkli ve tat alınan bir şey galiba ki böyle bir ifade size atfen verilmiş. Bilmiyorum ne kadar doğru. Belki şey yaparken konferans sırasında bunlara da belki değinebilirsiniz. Ben tekrar Sayın İnci Aral'a davetimizi kabul ederek üniversitemize geldiği, sizlere böyle bir konferans vermek için aramızda bulunduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Ve kendisini mikrofona davet ediyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Burada sizlerle birlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü gençleri çok seviyorum. Ve onlardan çok şey öğreniyorum. Bu konu üzerinde, başarılı olma konusu üzerinde enine boyuna hiç düşünmemiştim. Aslında belki çok gayret ettim başarılı olmak için ve bunu doğal kabul ettim. Hayatın doğal bir parçası kabul ettim. O yüzden düşünmedim. Ama şimdi sizlerle konuşmak üzere bir hazırlık yaparken daha çok düşündüm. Sayın Rektör, öğretim üyesi, arkadaşımız Meral Hanım, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum başlarken. Şimdi sevgili gençler, sizler hayatın başındasınız. Hayalleriniz var, kariyer hedefleriniz var, beklentileriniz var. Ama
biliyorsunuz ki özellikle bugün için şartların, içinde bulunduğunuz şartların ve zamanın getirdiklerinin, hatta rastlantıların sizin için asıl belirleyici olacağını. Örneğin şimdi sizin meslek seçiminizi yönlendiren faktörler olmuştur. Yani kendi başınıza istediğiniz bölüme girme şansınız yok, değil mi? Bir sınav var, o sınava giriyorsunuz, orada işte puan tutturmaya çalışıyorsunuz. Yani benim çocuklarım da öyle oldular. Önemli olan o hayatın getirdiği şeyin sizi mutlu etmesi. Ama bugün tam olarak gelecekle ilgili ne istediğinizi tam olarak bilemeyeceğinizi düşünüyorum. Bir erken olduğunu düşünüyorum bu yaşın. Çünkü bu yaşlarda insanlar gelecek için başarı hayal ederler. Ama başarı ölçütleri çoğu zaman günün genel geçer değerleri ve popüler kimlikler üzerinden biçimlenir. Yani ünlü bir şarkıcı, büyük bir sanatçı, işte futbolcu, sporcu olmak arzusu duyulabilir. Ama bakın, bir düşünün. Gerçekten başarılı olmuş insanların pek çoğu yaşarken bilinmemiştir. Yani bu insanlar sonradan adları anılır olmuşlardır. Yani çünkü bunlar ünlü olmayı beklemek yerine kendilerini işlerine, mesleklerine, meraklarına adamışlardır. Örneğin işte sayısız bilim adamı, sayısız yazar, sanatçı, düşünürler, tarihin akışını değiştirmiş siyasetçiler var. Ama bunları biz hep sonradan ünlü olmuş kişiler olarak biliriz. Sonradan değerlendirilmişlerdir. Şimdi size birkaç örnek vereyim. Mesela dünyanın en büyük yazarlarından biri olan Dostoyevski borç içinde ölmüştür, sefalet içinde ölmüştür. Yine bizim büyük şairimiz Nazım Hikmet ülkesinden uzakta son derece mütevazi şartlar altında yaşayarak hayatını erken bir yaşta sonlandırmıştır. Yani dünyanın en büyük şeyleri mesela elektrikle kafayı bozmuş olan Nikola Tesla, değil mi? Bu yakın zamanda onunla ilgili bir film çekildi. Biz oradan daha çok öğrendik Nikola Tesla'nın ne büyük bir şey, kimseyi inandıramayarak merak ettiği ve yaptığı işe yaşadığını ve sefalet içinde öldüğünü. Tabii şu var. Çok yazık ki, buna yazık diyorum. Günümüzde başarı kavramının içi boşaltılmış bulunuyor. Yani gerçek başarının gerçek değeri yok olmuş. Herkes başarılı olmak istiyor. İşte hayatta başarılı olmak istiyor, mutlu olmak istiyor. Yani bir şeye ihtiyacı var. Demek ki o alanda bir boşluk var. Bu yüzden de kişisel gelişim adı altında bir sürü şey yayınlanıyor, kitap yayınlanıyor. Ve bunlar bir hamlede insanın işte başarıya, mutluluğa gitmesini formüllerini sunuyorlar insanlara. Hatta başarının kolay yollarını, bazen böyle somut gibi görünen önerilerle, bazen de işte böyle gizemli, mistik güçlere dayandırarak
öne sürüyorlar işte. Şöyle şöyle yaparsanız başarılı olursunuz filan. Tabii bu tür kitaplarla böyle 10 adımda başarıya ulaşmak hiç fena olmazdı ama öyle bir şey yok. Yani öyle bir mümkün değil bu. Aslına bakarsanız başarı son derece göreceli bir kavram. Yani kime göre, neye göre başarılı olacağız? Ayrıca başarı, başarısızlıkla iç içe olan bir şey. Yani bir yan, hani böyle bir kumaşın tersi ve yüzü gibi yani. Bir yanı başarı, bir yanı başarısızlık. Tabii bunlar bir noktada birbirlerinin yerine de geçebiliyorlar. Yani başarı gibi görünen şey büyük bir başarısızlığa dönüşüyor. Veya başarısızlık gibi görünen şey bir süre sonra başarı haline geliyor. Yani onun için böyle başarının somut formülleri yok. Şimdi aslına bakarsanız ben bir edebiyatçı olarak böyle kaygan bir konu üzerine konuşmaya uygun biri miyim? Pek emin değilim. Çünkü ben genelde kesinlemelerden kaçınırım. Ben kuşkucu biriyim. Ben her şeyden kuşku duyarım. Her şeyle ilgili sorular sorarım. Ama sanıyorum ki başarının yollarından bir tanesi de bu. Her şeyden kuşku duymak, onun yani dünyayı ya da durumları size doğru diye sunulduğu şekilde kabul etmemek. Onun size göre doğru mu yanlış mı olduğunu araştırmak ve onunla ilgili sorular sormak. Bence başarının formüllerinden, formül demeyelim ama başarının yollarından bir tanesi bu. Çünkü kuşkulanmak ve sorular sormak aynı zamanda ciddi bir düşünme eylemi oluyor. Tabii benim bunun dışında başarılı olma konusundaki birikimlerim ya da gözlemlerim kendimle sınırlı. Yani kendi hayatımdan yola çıkar veya çevremde gözlediğim durumlardan yola çıkarak bu konuda sizinle konuşacağım. Tabii dedim ya başarı görece bir kavram. Bu her şeyden önce kişinin hayallerine, isteklerine, meraklarına bağlı. Bir şeyi başarabilmek için onu istemek zorundasınız, onu merak etmek zorundasınız. Sizin başarı veyahut da hayat algınız neyse başarı da ona göre biçimlenecek tabii ki. Şimdi ben kendimden, rektör beyin de az önce söylediği gibi işte yazmaktan başka hiçbir şeyden zevk alamıyorum diye web sitemde var bu ifade. Tabii ben 40 yıldır yazıyorum. Yani ben işte 18-20 yaşlarında daha öğrenciyken yazmaya başladım. Ve o web sitesinde bu şeyi gören bir okurum, bu ifadeyi gören bir okurum bana şöyle bir soru göndermiş. Ben sizin için üzüldüm. Yani hayatta başka hiçbir şeyden zevk almıyor hale gelmek üzücü değil mi? Sıkıcı bir şey değil mi? Diye. Şimdi tabii o biraz yanlış anlamış. Yani hayatta zevk alınacak çok şey var. Hayatta sevilecek çok şey var. Ama ben bir tutkudan bahsediyorum. Yani insanın bir tutkusu olması gerekiyor. Başarılı olmak. Bu ister kendi geleceğini tasarlama ile ilgili bir tutku olsun, isterse de bir merak olsun. Hiç de dedim şey değil, ona cevap verdim. Hiç acıklı bir durum yok burada yani. Ben çok mutluyum. Çünkü insanın bir şeye bağlanması da önemlidir.
Ben peki neden acaba yazıyorum diye kendime çok sordum. Bana da çok sordular. Ne diye yazıyorsun yani, niye yazıyorsun diye. Ben de tabii 40 yıl yazmak kolay bir şey değil yani. Ben aşkla, sabırla, inatla yazıyorum. Yazmak da o kadar kolay bir şey değil. Çok bunaldığım zamanlar oluyor tabii. Ama benim yazmakla kendimi daha iyi ifade edebildiğim yolunda bir inancım var. Yani kötü bir çocukluk, işte annesiz babasız büyümek filan, bütün bunlar benim hayatımı daralttı ve benim içe kapanmama neden oldu. Belki yazmak o çocukluğu telafi etmek içindi. Belki bir sözel yeteneğim vardı ve bunu fark ettim. Çünkü okumayı ve yazmayı çok küçük yaşlardan itibaren çok seviyordum. Sonra tabii dünyanın daha adil, daha güzel bir yer olması için de gayret etmeye başladım. Ama size bu arada bütün bu yazma serüvenin içerisinde şunu keşfettim ben. İnsan çok yetenekli bir varlık ve herkes içinde bir cevherle doğuyor. Fakat kimi bu cevherin farkına varıyor ve onu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kimisi de ömür boyu ondan habersiz yaşıyor. İşte biz her şeyden önce bu içimizdeki cevheri tanımaya, onun ne olduğunu anlamaya çalışmalıyız. Onu anladıktan sonra da onu böyle parlatıp, tıraşlayıp son derece kullanışlı bir hale getirmek zorundayız. Bence başarının yollarından bir tanesi de bu. Tabii bu parlatma işi bilgiyle, deneyimle yapılabilir. O zaman ancak işe yarıyor çünkü. Ve insanın gelişmesine katkı sağlıyor. Şimdi yani benim bunca yıllık yaşama deneyimime bağlı olarak gördüğüm bir şey var. Bu çok önemli. Önümüzdeki dönemde, gelecek yıllarda yani, insanın, kişinin yani kendini geliştirmeye odaklanması ve mevcut potansiyelini, yani bu cevher diye söz ettiğim mevcut potansiyelini yüksek ölçüde kullanması daha da önemli hale gelecek. Çünkü aynı işe uygun çok insan var. Yani böyle rekabet aşırı derecede yoğun, böyle bir dünyada yaşıyoruz artık. O zaman farklı özellikleri ve işte ortaya çıkmış cevheri olanlar öne çıkacak. Bu da insanı kendini geliştirmesiyle mümkün olacak. Yani başarı kendinize ne kadar emek verdiğinizle ilgili olacak. Bakın bilgiden, beceriden söz etmiyorum. Hayır, kendinizi tanıma, kendinizin farkına varma, neler yapabileceğinizi anlama ve görme üzerine şey yapıyorum. Bunu gördüğünüz zaman kendinizi geliştirmek üzere daha da gayretli olacaksınız. Bunun nasıl olacağını söyleyeceğim. Şimdi insanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de, özellikle bu genç yaşlarda, sizin yaşlarınızda, kendi sınırlarını yoklama ve öteye geçme arzusudur. Yani insanda var olan bir şey bu. Yani bu evrensel bir tutku. İster iş hayatı, ister bilim ya da sanat olsun, bu tutkuyu hissetmeyen sıradanın dışına çıkıp başarı kazanamıyor. Yani bir aşkınlık gerekiyor. İçinizdeki sınırı aşma anlamında söylüyorum.
Ben bugüne kadar başarılı ya da başarısız birçok insan tanıdım. Hayatta başarılı olmak için zeka, yetenek ve her türlü olanağa sahip olanların insani zaaflarına yenik düşüp hiç olmaktan öteye geçemediklerini gördüm. Süper zeka ve süper yetenekle doğmuş insanlar gördüm. Hayatta son derece başarısız olmuş. İnsani zaaflar herhalde anlarsınız. İşte madde bağımlılığı olabilir, tembellik olabilir, gayretsizlik olabilir veya kendisiyle ilgili bir aşkınlık öngörememe olabilir. Öte yandan orta zekada, orta yetenekte kimi insanların böyle olağanüstü çabayla tepelere tırmandıklarını gördüm. Kararsızlar, yeterince arzuya sahip oldukları halde o iş için gerekli öz disiplini sağlayamayanlar biliyorum. Şimdi bir zamanlar Ankara'da yaşıyordum. Bir kadınla tanıştım. Kadın, benim o zaman bir tek kitabım çıkmıştı, ilk kitabım çıkmıştı. Kadın dedi ki, ben de yazmak istiyorum, ben de yazacağım. Evine gitmiştik hatta bir arkadaş aracılığıyla. Odamı dedi hazırladım. Gittik baktık, muhteşem işte bir çalışma masası, lambası, kitaplığı, her şeyi koymuş. Yani ama çok şık bir oda hazırlamış kendine. Şimdi de emekli olmayı bekliyorum dedi. Emekli olduktan sonra yazmaya başlayacağım dedi. Halbuki ben o sırada benim çalışma odam falan yoktu yani. Böyle evde yemek masasının bir kıyısında yazıyordum. Sonra bu kadını izledim ben. Bakalım yazabilecek mi diye. Hiç yazamadı. Hiç yani öyle kaldı o. Sadece bir hayaldi. Halbuki ben hayatımın böyle değişik dönemlerinde portakal sandığının üstünde bile yazmaya devam ediyordum. Yani öyle şık bir oda falan gerekmiyordu. Çünkü yazmak benim hayatımı dolduruyordu ve yani kendimi keşfetmeme yarıyordu. Yani işte o içimdeki cevheri parlatmak için gayret gösteriyordum. Tabii bugün 20'yi aşkın kitabım var. Nedense özgeçmişler internetten alındığı için hayatın bir döneminde doluyor, donuyor kalıyor yani. Burada sunum yapan arkadaşımızın söylediğinden daha fazla kitabım var ve daha fazla ödüllerim var. Ama o zaten bir fikir vermek için yapılan bir tanıtımdı. Yine de yani bu 40 yıl sürdü tabii. 20 tane kitap yazmak 40 yıl sürdü. Ve çok iniş çıkışlar yaşadım yani. Kırgınlıklarım oldu. Küstüm. Mesela 5 yıl hiçbir şey yazmadım. Başka işler yaptım. İşte vazgeçişler, tekrar bağlanmalar yaşadım filan. Yani duygusal olarak da böyle dümdüz bir şey değildi bu süreç değildi. Yani insanı yoran bir duygusal olarak da hırpalayan bir süreçti. Ama bakın bugün başarılı biri olarak anılıyorum. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri olarak anılıyorum. Ama inanın, hiç abartmıyorum, ben hala tam olarak başardığımdan emin değilim. Yani istediğim ölçüde başardığımdan emin değilim. Diyorum ki, en güzel kitabımı daha yazmadım. Bakın belli bir yaştayım artık. Hala ben en güzel kitabımı yazmayı hayal ediyorum. Şimdi 2 ay önce yeni bir kitabım çıktı. O da yoktu şeyde. Özgeçmişimde. Mesela onun için çok büyük bir gayret gösterdim. Yani çünkü yazmak
sadece şey değil yani zihinsel bir iş değil. Fiziksel olarak da çok güçlü olmanız gerekiyor. Bir masada 8-10 saat oturmanız gerekiyor. Yani o şey değil, kolay bir iş değil. Ama başarıya çabucak kananların tamam oldu diyenlerin de bir noktada yaya kaldıklarını çok gördüm. Yani elinizdekiyle yetinmek gelişiminizi durdurur. Hayatta başarı kazanmak için, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. İnsanın her şeyden önce sevgi dolu olması lazım. Bu sevgi insanlara da yönelik olabilir, her şeye yönelik olabilir. Ama daha önemli bir şey var, insan işini sevmek zorunda. Yani sevdiği işi sevmeyen birinin başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Yani işinizi hayatınızın bir parçası olarak görmek durumundasınız. Ve o yaptığınız işle, o uğraşla böyle coşkulu bir ilişkiniz olması gerekiyor. Yani bu belki söylediğiniz işte çok heyecan duymak yaptığı işten budur yani. Coşkulu bir ilişkinizin olması gerekiyor ki mutlu olabilirsiniz. Tabii her şeyden önce dediğim gibi kendinizi çok geç olmadan tanımak ve nasıl biri olduğunuzu bilmek zorundasınız. Bu çok önemli bir farkındalık ve bilinç sorunu. Ama bunun için yapacağınız şey kültür ve sanatla ilgilenmek. Yani çünkü ancak kültürle, sanatla insani özelliklerinizi keşfedebilirsiniz. İşte üniversite eğitimi meslek edindirmekten çok bana kalırsa bu eğitimi veren bir çaba veya eğitim olmalı. Çünkü üniversite insana gerekli olan hayat bilgisini edindirir. Yani birkaç yıl üniversiteye gitmiş, bitirememiş olmak bile insanı çok değiştirir. Çünkü üniversite insana bilgiyi nereden öğrenebileceğini, dostluğu, arkadaşlığı, aşkı ve neler yapabileceğini gösterir, öğretir. Bunları keşfedersiniz. Yaş dolayısıyla da bunları keşfetmeye uygun bir çağdır bu. Tabii birden fazla dil öğrenmek, edebiyatla, sanatla ilgilenmek, sergileri, müzeleri gezmek, dolaşmak. Bunlar sizi geliştirir. Zihinsel ve duygusal olarak geliştirir. Ve varmak istediğiniz noktaya sizi daha önce ulaştırabilir. Çok yönlü ve eğlenceli ve dolu biri olmanızı sağlar. Ve kariyer yapmada da öne geçmenizi sağlar. Bakın, şöyle bir hatırlayın. Çok yönlü, işte son derece espiritüel, çok kitap okuyan, sanatla çok ilgili insanları çekici bulursunuz, değil mi? Hemen onların etrafında bir şey oluşur. Böyle bir grup oluşur. İşte böyle olmanız lazım. Yani tek yönlü böyle tek bir yere bakan, sınırlı bir bakış açısı olan
insanlığın son derece sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Bu tipten uzaklaşmaya çalışın. Kendinizi birçok şeye ilgi duyarak zenginleştirin. Bu zenginlik sizi farklı kılacaktır. Çünkü bakın farklı sözlük çok önemli. Konuşmamın başında da söyledim. Bugün her alanda farklı olmak zorundasınız. Öne çıkmak için farklı olmak zorundasınız. Şimdi tabii bütün bunlar benim başarı ile ilgili genel görüşlerim. Ama konuşmamın başında bir şey söyledim. Dedim ki başarı çağa, koşullara belli ölçüde bağlıdır. Yani siz ne yaparsanız yapın bazı şeyleri de aşamayabilirsiniz. Şimdi sizlere bakıyorum ve 90'lı yılların sonlarında doğmuş olduğunuzu görüyorum. Siz benden çok farklı bir dünyaya doğdunuz. Hocalarınızdan çok farklı bir dünyaya doğdunuz. Bu dünyanın bizim çağımızdan farklı kuralları vardı. Ve adı da küreselleşme çağı ya da yeni dünya düzeniydi. Ben aslında bunun bir yeni dünya düzeni olduğuna çok inanmadım doğrusu. Dedim ya kuşkucu biriyim, hep sorular sorarım diye. Onun üzerine zaten yeni yalan zamanlar diye bir üçleme yazdım. Ve bu yeni yalanları orada deşifre etmeye çalıştım bu üç romanda. Aslına bakarsanız başlangıçta bu küresel sermayenin adlandırıp yönettiği bu düzen çok renkli, baştan çıkarıcı, neşeli ve eğlenceliydi. Ama bana yüzeysel, tek tipleştirici ve naylondanmış gibi görünüyordu. Bol bol tüketsinler diye ölesiye çalıştırılan zavallı bir genç insan tipi türemişti. Magazin dikircisi, marka meraklısı, okumayan, düşünmeyen, sorgulamayan, karşı çıkmayı bilmeyen bir tip. Tabii onları suçlamıyorum çünkü harika bir görsel imaj bombardımanı altında asıl varoluş gerçeğinin dışında yaşıyordu bu genç insanlar. Ve kısa süren büyük bir eğlence şokunun ardından büyük mutsuzlar ortaya çıktı. Bunların içinde eksikliklerini parayla maddi değerlerle doldurmaya çalışanlar, sistemin kölesi durumuna gelmiş olanlar ama bunu hayatlarının bir kırılma anında ancak fark edebilenler vardı. Geleceğe inancını büsbütün kaybedip yalnızca anı kutsayan, zevk düşkünleri ya da kendi bedenlerini metalaştırmaya, mal haline getirmeye razı olanlar vardı. Bunu gönüllü olarak kabullenenler vardı. Bunları ben 90'lı yıllar boyunca gözledim. Değer ve değersizlik kavramlarının alt üst olduğu bir dönemdi bu. Bireycilik yüceltiliyordu ama insanlar birey yine olamıyorlardı, bencilleşiyorlardı. Müthiş bir bir örneklik. Aynı pantolonlar, aynı gömlekler, aynı botlar. Yani kişiyi
ruhen özgür kılacak derin, anlamlı bir yaşama biçimlerinin hepsi terk edilmişti bir yana. Tabii ki kişi böyle bunların içinde farklı davrananlar, kişisel seçimlerini öne çıkaranlar filan da geri kalmışlıkla, modası geçmişlikle suçlanıyordu. Bu arada da en ucuz, en kolay tüketilen ürünler edebiyat diye sunuluyordu. İçi boş filmler hayranlık uyandırıyordu. Yani öyle bir sığlaşma oldu ki genç kesimde. Yani insan tabii bunu çok yakından gözledim. Çünkü benim de iki tane oğlum vardı o aynı yaşlarda. Bunlar acıyordum onlara bakarken. Üniversiteyi bitirmişlerdi. İkisi de mühendisti. Ve yani emekleri çalınıyordu yani. Birisi inşaat mühendisiydi. Sudan gibi bir yerde 4 yıl kaldı. Ve sonra ebeği ödenmedi. Eline işte karşılıksız çıkan birkaç tane çek verildi. Ve bitti o iş. Yani bunun gibi o kadar çok şey oldu ki. Yani büyük oğlum da o da bilgisayar mühendisiydi. Yani çalıştığı bir yerde şey diyordu. Yani abi şeyin şefin elinde bir tek kırbaç eksik. Yani böyle bir çalışma şeyine geçildi. Bir yandan böyle işte zevk, eğlence, bol müzik, bol gösteri dünyası, imaj bombardımanı bunlar varken çalışma dünyasında böyle sesini çıkaramayan, çıkarır çıkarmaz kapı önüne konulan bir gençlik ortaya çıktı. Kuralsız, sınırsız çalıştırılıyorlardı. Bakın benim o inşaat mühendisi oğlum şu anda Bakü'de büyük bir projenin başında proje müdürü. Ve inanmayacaksınız, sigortası yok. Yani başına bir şey düşse, tuğla düşse hiçbir garantisi yok. Şimdi insan, yani bunlara hazırlanın diye bunları size anlatıyorum. Çünkü bu dönem bütün dünyada, sadece bizde değil, bütün dünyada şiddetlenerek sürüp gidiyor. Şimdi ben bunları gözleyince tabii bu kadar işte cicibicilerle akılları çelinen, her krizde sorumsuzca işten atılan, bencilleşen ister istemez. Çok önemli bir şey daha vardı. Aşırı iletişimle, yani bu cep telefonları işte bilgisayarlar, chatleşmeler bilmem ne, bu genç insanların aşkları da çalındı. Çünkü aşk nedir? Aşk özlemektir birbirini. Bu özlemeye fırsat kalmıyordu yani. Her dakika neredesin? İşte kaldırımda yürüyorum. Peki. Nereye gidiyorsun? Şuraya gidiyorum. Falan. Yani böyle her dakika birbirinden haberi var. Yani her dakika birbiriyle iletişim halinde. Her dakika işte o sevgi, aşk her neyse o duygular söyleniyor. Tabii o zaman bir haftada bitiyor. Tükeniyor. O zaman şey görmeye başladık yani böyle kalıcı aşklar, derin aşklar yok. Çabuk çabuk geçen böyle haftada bir işte delinmiş çorabı atar gibi aşklar görmeye başladık. Yani ben çünkü bakın aşk ne ister? Aşk bir zemin ister değil mi? Üzerinde yükseleceği bir tasarımdır aşk. Gelecek tasarımıdır. Bu da olmayınca, yani bu insanlar gittikçe yalnızlaştılar ve çok geçmeden her şeyin daha iyi olacağı umutları da çöktü. Karamsarlığa, çıkışsızlığa vardı. Ben de bu sorumlu genç kuşağın mutsuzluk ve hayal kırıklığından çok etkilendim. Yani
şöyle bir felsefe gelişti aynı zamanda o zaman, o günlerde. O günlerde değil tabii, devam ediyor bu yani, ama o günlerden başladı. Yani ne yolla olursa olsun para kazanmak, en güzel arabaya, eve, kadınlara sahip olmak kurulabilecek tek hayal haline geldi. Yani başarının ölçütleri bunlar oldu. Yani her şey maddeye evrildi yani. Tabii eğer bunun böyle olduysa, bunun arkasında düş kırıklıkları ve bir doyumsuzluk hissi olması da kaçınılmazdı. Çünkü genç insanların bu kadar boyutsuz, sığ olabileceklerine ben inanamıyordum. Bu noktada başarının ne olduğunu kendimce tanımladım. Başarı hevesle, istekle, zorlamasız, kimsenin zorlaması, çalış oğlum falan diyerek değil, zorlamasız bir hedefe doğru ilerlemek ve o çok zor da olsa onun üstesinden gelmeye çalışmak. İnsana mutluluk veren tek şey bu. Tabii bir hedef seçemeyen, bu dağınıklık içinde, aklı sürekli çalınan bir dünyada insanın bir hedef seçemezse, kendini suyun akışına bırakırsa, gerçek sahih bir başarı kazanması da mümkün değildir. Şimdi size başka bir şey anlatacağım. Tam o günlerde, yani bu şeyde, oğlum bana dedi ki, hep kendi kuşağını yazıyorsun, biraz da bizi yazsana dedi. Bizi, genç insanları yazsana dedi. Ben de şöyle etrafıma daha bir şeyle baktım, yani ne yazabilirim diye. Ve tam o günlerde eski bir arkadaşımın oğluyla karşılaştım. Ben ne zaman bir konu üzerinde düşünmeye başlasam, bir hikaye çıkar gelir beni bulur. Ya antenlerim açık olduğu için, ya da yani bir şey, yani bir gizemli bir şeyi var herhalde bunun. Bu çocuk bir finans ve yatırım şirketinin genel müdür yardımcısı ve hissedarıydı. 40'lı yaşlardaydı daha. Çok büyük, yani Türkiye'de çok büyük bir finans şirketi. Uluslararası üst düzey pazarlama işinde uzmanlaşmıştı. Ve çok zengin olmuştu daha o yaşta. Bir akşam bizi davet etti, evine gittik. Yemek sırasında sebebini anlattı. Yani nasıl oldu bu diye. Matematik okumuştu burada, ODTÜ'de sanıyorum. Sonra Amerika'ya gitmiş, matematik master'ı yapmış. Ve bir teklif almış, bir Hawaii bankasında 2 yıl çalıştıktan sonra orada bir takım kontakları olmuş. Ve ülkeye dönünce de işte bu aracı şirkete girmiş ve oradan hızla yükselmiş. Çok fazla seyahat ediyordu. Yani her gün dünyanın bir tarafında ve böyle tanınmış ünlü para babalarıyla seçkin kulüplerde buluşup pazarlıklar yapıyordu. Güzel kadınlarla birlikte oluyordu. Kendisi de zaten Bebek'te çok lüks bir dairede oturuyordu. Şoförü, meförü, her şeyi. Yani böyle dışarıdan baktığımızda adam kusursuz başarı örneği yani. 40 yaşında zirve yapmış yani. Artık daha yani insan ne isteyebilir? Ama istekleri vardı. Aşık olamıyordu. Sevemiyordu. Mutlu değildi. Aşırı kilo almıştı. Yani bu kadar ziyafetler, yemekler bilmem ne. Böyle güzel, yakışıklı bir oğlanken
100 kilonun üstüne çıkmıştı. Ve şeydi, son derece mutsuzdu. O buradaki işte laylalarda filan, o kulüplerdeki şeyi anlat, hayatı anlat. Yani o kadar zenginliğe ve paraya ve hayata o kadar doymuştu ki, gel gelelim dolmayan bir boşluğu vardı adamın. Bir şey yani, o kadar boştu ki yani ruhen ve kalben bundan son derece rahatsızdı. Sevmek istiyordu ki, ama kendini çok kirlenmiş hissediyordu. Bu çok belirleyici bir şeydi. Çünkü son zamanlarda şirketinin ülkemizin değerlerini sudan ucuza yabancılara pazarlanmasında aracılık yapıyordu. Yani bu aracı olma durumuna gelmişti kendi şirketinde. Belki bir ipucu vereyim size. Galata Port falan. Bunlarla uğraşıyordu. Ama bu vicdanın onu rahatsız etmeye başlamıştı. Çünkü bir öğretmen çocuğuydu yani. Annesi babası öğretmendi falan, benim arkadaşım. Böyle başka bir dünyaya atlamıştı. Onu da çok hazmedebilmiş değildi. Bize, böyle eşime ve bana, böyle büyük bir açık yüreklilikle yakında bütün bu işleri bırakacağını, Afrika'ya, safariye gideceğini ve bu arada da işte kültür sanatla ilgili sakin, sessiz mesela bir galeri veya bir işte kütüphane falan gibi böyle sakin, sessiz bir iş kurmayı planladığını söyledi. Ben çok etkilendim bu hikayeden. Yani bu herkesin istediği, herkesin amaçladığı bir yere gelmiş insanın bu derece mutsuz olması beni çok etkiledi. Bir kere onu bir roman kahramanı olarak kaydettim. İkincisi, yine o sıralarda böyle Anadolu kökenli, tutucu ailesinin baskısından kaçmış, Ankara'ya gelmiş, üniversite okumuş. Ama kitap okuma tutkusu çok yoğun. Dolayısıyla kendini geliştirmiş, zihnen geliştirmiş ve yani giyiminden zihin yapısına kadar değiştirmiş. Zeki, genç bir kadınla karşılaştık. Bu kadın da neyi tutsa elinde kalmıştı ve hala mücadele ediyordu. O sırada bir şeyde, bir üniversitede, Doğuş Üniversitesi'nde yazarlık kursları veriyordum hafta sonları. Oradaki, yani oraya gelen grubun içerisinde de çok enteresan insanlar vardı. Örneğin bir profesör, doktor, bir bayan vardı. Ve Koç şirketinde personel müdürü olan bir adam vardı. Onlara niye geldiklerini sordum. Yani artık yani 40'lı yaşlarında, 50'li yaşlarında belki bu insanlar. Niye geldiklerini sordum. Şey dediler, biz yani o iş yoğunluğundan bezdik. Haftada bir işte buraya gelip bir hafta sonu güzel bir sanat, edebiyat sohbeti yaşıyoruz. Farklı bir şey, dünya içine giriyoruz. Ayrıca da o personel müdürü şey dedi, ben kendimi daha iyi ifade etmek istiyorum hani yazarken, şey yaparken. Ama bu kursa gelenlerin 8-10 tanesi çok büyük bir sigorta şirketinde çalışıyorlar. Ve bana onu anlattılar. Yani oradaki çalışma koşullarını anlattılar. Şimdi tabii bunlar biraz da böyle yazmakla ilgili insanlar oldukları için çok canlı bir şekilde anlattılar. Sabahleyin gidiyoruz o merkeze. Bir şey halinde, bir giydirilmiş koyun sürüsü halinde işte 50-60 kişi, 100 kişi bizi bilgisayarlarımızı tek tek kontrol ederek içeri alıyorlar ve
böyle kocaman işte açık bölmeler halindeki bir salona alınıyoruz. Orada ses yok. Sadece biz masamıza oturduğumuz anda bilgisayarlarımıza düşmeye başlayan e-maillerin sesi var. Ve baskı makinalarının sesi var. Başımızda bir tane şef var. Konuşmak, birbiriyle konuşmak yasak. İşte müşterilere nazik davranmak gerekiyor. Telefonlar hiç susmuyor. Kahrolasına kadar bir şey içemezsin. Masanın üstünde bir şey. Bunların hepsi üniversite mezunu insanlardı. Yani niye eğitim görmüş? İnsanlardı bu yönetilenler. Ve herkes birbirine domuz gibi bakıyor. Yani iletişim yok. Ama akşam çıkarken oradan biriyle beraber gidip yatıyoruz. Yani başka bir eğlence yok hayatımızda yani. Ya bundan daha korkunç bir tablo anlattılar. Bunu merak eden benim Safran Şarı adlı romanımda eylemin manifestosu olarak bu şeyi görebilir. Korkunç bir tablo çizdiler. Dehşete düştüm yani. Ve bu Anadolu'dan gelmiş, kendini geliştirmiş genç kadını da o sigorta şirketinde çalışan biri olarak tasarladım. Ve bir roman yazdım. Roman, Safran Sarı. Bu roman gerçekten çok okundu. Çünkü bu dünyayı anlatıyordum. Bu yani günümüz gençlerinin dünyasını anlatıyordum. Ve günümüzde başarılı ya da başarısız sayılan hayatlara bakıyordum. Ama bundan sonuç olarak ikisi de yani başarılı olan da başarısız olan hayat da onları yaşayanlar için hayal kırıklığıyla sonuçlanıyordu. Yani başarı demin anlattığım gibi romanda Volkan olarak andığım kavraman. Başarısızlık örneği de bu genç kadın Leyla idi. Bunları buluşturdum romanda. Ama tabii imkansız bir buluşmaydı. Çok önemli bir şeyi kaybetmişti bu insanlar. Bunu fark ettim romanı yazarken. Gelecek. Geleceği kaybetmişlerdi. Yani geleceğin ufku o kadar puslanmıştı ki göremiyorlardı. Yani gelecekte ne olacağını göremiyorlardı. Bakın bu sözümü unutmayın. Bu sizin de probleminiz olacaktır. Geleceksizlik. Bugün bizim ülkemizde genç insanların yaşadığı başarılarının önündeki en büyük engel geleceksizlik olacak. Çünkü o kadar çok her şeyin bir günden ötekine değiştiği bir ülkede yaşıyoruz ki, ekonomik olarak, siyasi olarak, toplumsal olarak bir büyük çalkantı içindeyiz. Ama bu sadece bize özgü mü? Hayır, bakın dünyaya, bütün dünyada böyle. İşte geçen gün, değil mi, daha yeni akşam haberlerde gördüm. Fransa'da bir adam insanların üzerine araba sürdü. Yani bir cinnet hali yaşanıyor. Ve şimdi 3000 polis Fransa sokaklarında sokağa koruyor. Ya Almanya'da buna benzer olaylar, İspanya'da buna benzer olaylar. Yani dünya büyük bir çalkantı içinde. Bu nasıl değişir? Gelecek için nasıl bir plan yapabiliriz? Bunu bilmiyoruz. İşte bu tablo içinde sizin başarılı olmak için yapabileceğiniz tek şey kendinizi geliştirmek, dünyayı görebilmek, anlayabilmek için gerekli donanıma sahip olmak. Bunun için de ne yapmanız gerekiyor? Her şeyden kuşku duymak ve sorular sormak zorundasınız. Bir şeyin aslını, yani herkes baktığını yani görür ama bakar kör,
olmamak gerekiyor. Yani baktığınız şeyin arkasında ne var onu görmeye çalışmanız gerekiyor. Bu da başarının ön koşullarından bir tanesi. Şimdi şöyle seçenekler var tabii. Bugün genç insanlar için farklı ekonomik yapılardan geliyor olabilirsiniz. Ama hayal olarak, yani tabii insanın hayalleri de güdükleşiyor. Yani o dünyanın sadece size gösterildiği kadarını kavradığınız zaman hayaller de güdükleşiyor. Yani dünyayı o kadar sanıyorsunuz yani, ama dünya o kadar değil ve seçenekleriniz yalnızca bir anda işte bol para, zevk, renkli hayatlar ama doyumsuzluk, aşksızlık, öte yanda da işte sömürü düzeni, rekabet, başarısızlık, parasızlık, metalaşmaya razı olmuş gibi böyle bu kadar keskin çizgilerle ayrılmış değil. Romanda benim vurguladığım şey şu oldu. Bu kargaşa içerisinde kendilerini ve kimliklerini yeniden tanımlamaya çalışırken var olan umutlarından ve taahhütler veren ve kimlik kayıplarına uğrayan insanlar, genç insanlar. Bence Safran Sarı'yı okumayan varsa, çünkü zaten çok okunan bir kitap. Ama oradan öğreneceğiniz şeyler var. Gerçeğe bak, yani okuyun diyorum. Evet, kitap okuyun diyorum. Ama kitap okumak da, neyi okuyacağını seçmek de bugün çok zor. Çünkü bir kültür endüstrisi oluştu ve iyi kötü yığınla kitap basılıyor. Bunların içerisinden iyiyi ayırabilme bilinci de gelişmemişse genç insanlarda, ki çok zordur, ben bile çok seçiyorum. O zaman bu işi az çok bilen insanlarla iletişim içine girebilirsiniz. Bugün bu iletişim var. Yani bana mesela internetten ben ne okuyayım diye soranlara mutlaka cevap veriyorum. Geçen gün Koç Üniversitesi'ndeydim. Benim ağzımdan çıkan her kitabı çocuklar hemen yazdılar. Çünkü bir çöl yani. Binlerce ve binlerce kitap basılıyor. Ama bir çölde yaşıyormuşuz gibi. Kitapların çoğu boş. Çer çöp. Çöp yani. Alıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Alıyorsunuz, berbat bir kitap, okunmaz bir kitap. Çünkü o kadar çok yazan insan var ki, şimdi yazarlığı biraz da böyle, oh evimde otururum, kimseye muhtaç olmadan bir romanımı yazarım falan diye düşünen, yeni bir sektör olarak görenler de çoğaldı. Ama iş öyle değil tabii yani. Para kazanır duruma gelebilmek için yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Kolay değil yani, öyle kolay değil. Ama şey, bakın, ben hayatta ne öğrendiysem, edebiyattan ve kitaplardan öğrendim. Yani hayat ve insana dair en derin, en içsel konular edebiyat yoluyla öğrenilir. Bunu küçümsemeyin. Bugün çok küçümseniyor yani işte. Çünkü o kadar çok ayartıcı, uyarıcı şey var ki, bilgisayar oyunları var mesela. Saatlerce genç bir insan oturuyor ve bilgisayar oyunları, yani 12 saat falan kalkmayanlar olduğunu duyuyorum. Yani belki bunların da yararı vardır ama abartmamak lazım. Hiçbir şeye saplanmamak lazım. Yani edebiyat hala yaşıyorsa şu ortamda ve eskisinden 5 kat, 10 kat diyorum ya, bir kültür endüstrisi oluştuysa, orada bir şey var demek ki. Buna kayıtsız kalamazsınız. Yani ben bir yazar olduğum için size okuyun okuyun demiyorum. İyi şeyler okumayı, iyi kitabı bütün şeylerinizi keşfetmeye çalışın. Mesela bazı internet dergileri var.
Hiç biliyor musunuz egoist okuru, biliyor musunuz egoist okur? İnternet dergisi var. Ne güzel kitapları orada bulabilirsiniz. Yeter ki araştırın yani. Egoist okuru, bir açın bakın egoist okura. Bunun gibi internet dergileri var. Artık gidip de yani bir dergi almanız filan da gerekmiyor. Yani edebiyat dergileri diye Google'a girin, arayın. 20 tane, 25 tane dergi çıkacak karşınıza. Biraz bunlara bakın. Buralarda neler okunuyor? Hangi kitaplar üzerine yazılıyor? Yani hani o dünyaya kayıtsız kalmak ve her şeyi size sunulduğu kadarıyla almakla yetinmeyin yani. Bir araştırıcı olun. Neyin arkasında ne var? Tekrar söylüyorum. Keşfetmeye çalışın. Şimdi tabii bu hani yeni bir ideoloji, işte bol para kazanmak, tatlı hayat yaşamak filan, herkesin amacı bu yani, herkes böyle olmak istiyor filan. Ama tabii olmuyor yani, o kadar geniş kapasite yok. Ve aslına bakarsanız insan yetiştirmede ve onları başarılı kılmada da yetersiz bir toplumumuz. Eğitim sistemimiz gittikçe de kötüleşiyor. Bir de plansız yüksek öğretim de bir işsizler ordusu yaratıyor. Şimdi bakın atamaları yapılamayan, biliyorsunuz değil mi? On binlerce genç var bu ülkede. Pek çok üniversite mezunu da uzmanlık alanı dışında geçici, güvencesiz işlerde çalışıyor. Geçenlerde bir öğretmen şeyde çalışıyordu, haberlerde gördüm. Kömür ocağında. Yer altında çalışıyor. Öğretmen mezun olmuş fakülteden. Şöyle bir gerçek var. Bakın başarısızlık artık sadece en yoksul, en çaresiz kesimleri bekleyen bir kader değil. Yani orta sınıfların yaşamında da çok sık karşılaşılır oldu. İşte değişen dünyada başarılı olmak için aslında ben bunun üzerinde durdum. Yani başarılı olmak ya da başarısız olmak, yani başarılı olmanın kuralları değişti. Dedim ya, koşullara, yere, zamana bağlı. O zaman değişen dünyada başarı kavramını da yeniden sorgulamaya çalışın. Ben bunun için size kapı açmaya çalıştım. Tabii bunun için belirsizlikler altında çalışmaya da hazır olmanız gerekiyor. Ama buna rağmen sağlıklı bir zihne sahip olursanız, görebilen gözlere sahip olursanız daha avantajlı olursunuz. Bilim ve sanat, mantık ve hayal arasındaki dengeyinin gelişmesi lazım her insanda. Ruhsal ve düşünsel gelişiminizi tamamlamaya, sanatla ilgilenerek, edebiyatla ilgilenerek, her şeyle ilgilenerek, oyun oynayarak tamamlamaya çalışın. Spor yapın. Ve beceri ve irade gücünüzü sağlam tutmaya çalışın. Evet. Sözlerimi bitirirken şunları söylemek istiyorum size. Asıl başarı, hayattaki asıl başarı mutlu olmaktır. Gülebilmektir. Sevilmektir. Tersliklerle mücadele edebilmek. Ve insanı sevmektir. Herkesteki en iyiyi bulmak ve karşılık beklemeden vermeyi bilmektir. Evet, böyle oldu. Evet, şimdi zamanımız var sanıyorum. Evet, sorularınız veya katkılarınız olursa sizin düşüncelerinizi de öğrenmek istiyorum. En çok şunu yazarken en iyi şeyler.
çok heyecan duyduğum, yani diye bir şey ayıramam. Fakat şeyi, yani bu Yeni Yalan Zamanların ilk kitabı olan Yeşil'i çok büyük bir heyecanla yazdım. Çünkü benim için yeni bir tarz var. Biraz böyle postmodern özellikleri vardır o romanın. Ama şöyle bir özelliği vardır. Yani o günlerde, işte 90'lı yılların başıydı, postmodernizm böyle çok yüceltilmişti. Fakat postmodern kitaplara baktığım zaman büyük bir içeriksizlikle karşılaşıyordum. Ben Yeşil'i postmodern biçimi kullanarak ama yoğun bir içerik ile yazdım. O bakımdan da çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben öldükten sonra daha da önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de insanlar öldükten sonra daha değerli olurlar. Geçenlerde Twitter'a bir şey yazmıştım. Bir gün mutlu olacağım. Çok mutlu olacağım ama öldükten sonra. Diye. Evet, başka neler düşünüyorsunuz? Evet, buyurun. Romanını okumadım ama şu an itibariyle kesinlikle okumaya karar verdim. Okuyun yani, ilk baskısı 25 bin olduğu halde 17. baskıda şu an. Bütün gençler okudular yani. Yalnız bir şey merak ediyorum. Orada Volkan'da bir umutsuz sonları olmayan bir şey yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü dediğiniz geleceği kaybetmişler. Bunu basit olarak umutsuzlukla mı açıklarsınız, yoksa daha derin somut şartlar da var. Yani mesela eylem, yani romanın sonunu söylemek istemiyorum, hiç sevmem böyle romanların sonunu. Eylem, yani o şeyle baş edemiyor. Yani o kadar işte irade ve kendini kollamak becerisini gösteremiyor. Bazı şeylere yenilir insanlar, düşer. Düşersin. Bir dergiyle röportaj yapıyordum. Bu düşme tanımına karşı çıktılar. Yani insanın o eylem içinde düşmüş olmayacağını böyle genç birkaç kişi bana söyledi. Ben de şey dedim, ben düşmeyi kötü anlamda kullanmıyorum. İnsan düşer ve sonra yine kalkar ve yoluna devam eder. Ama böyle düşüşlerimiz vardır hayatta. Volkan'a gelince, Volkan romanda yani o işi bıraktı ama böyle büyük bir aşk, büyük bir sevgi değil, çok sıradan ve genel geçer bir evliliğe razı olarak hayatını biraz değiştirmeye çalıştı. Ama gerçekte, şimdi çok kilolu dedim ya, benim eşim fizyoterapist, geçenlerde çıkıp gelmiş eşime, hani bir şey, jimnastik program filan almaya, ne haber filan diye konuşunca, bu sefer daha büyük bir şirkete, daha büyük paralarla geçmiş. Maalesef yakın hatırlamıyor. Bir kere oraya gelince, hatta uluslararası şirket böyle oluyor. Oradan çıkış yok yani. Gerçek bu. Ama roman öyle bitmiyor. Safari'ye gidememiş o zaman. Efendim? Safari'ye gidememiş. Safari'ye gitti. Safari'ye gitti. Hatta orada bir kızla tanıştı. Bize fotoğraflarını falan gösterdi ama şimdi bir yabancı 6-7 dil bilen ve çok güzel bir kadınla da evlenmiş. Şimdi ben uluslararası hoş evet. Ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani hiç gelecekle ilgili kaygılarınız yok mu? Yani çok biraz karamsar bir tablo çizdim gibi geliyor bana. Gerçekten evet. Şimdi söyleyeceğim. Duyamıyorum. Pardon, kim konuşuyor? Duyamıyorum. Evet, buyurun. Evet. Hayır, yazmaya çok ilk başladığımda böyle taştı benden kelimeler. Yani çünkü
biriktirmiştim. Ve biraz böyle şey, o zaman bir taşra şehrinde oturuyordum. Ve çok baskıcı, böyle zaten Türkiye'nin bütün yerlerinden biridir. Manisa, söyleyeyim onu da. Manisa'daydım. Ve şey, böyle şunu demek istiyordum insanlara. Beni rahat bırakacağım. Benimle uğraşmayın. Ben size saygı duyuyorum ama sizin gibi algılamıyorum dünyayı. Bunu demek için, yani ilk öykülerim, fazla zamandaki ilk öykülerim bir çığlık gibi. Yani sonra tabii oradan çektim gittim. Şimdi beni davet ediyorlar, oradaki şeyler, sanat, edebiyatla ilgili kişiler. Gitmek istemiyorum. Ama işte çok değişti falan diyorlar. Yok, biraz daha sıkıyorsun. Yani ne kadar sıkmışlar beni, düşünün. Evet.